Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere oldukça basit, pratik ve gösterişli bir iftar menüsü tariflerim olacak. Tarifim diyecektim, tariflerim. İsterseniz misafirinize, isterseniz kendinize yapın. Hemen öncelikle havuç dilimi baklavamıza geçelim. Bunun için 200 gram tereyağını eritmeye bıraktım. 200 gram tereyağı biraz fazla geldi. 170 gram, 150 gram, 170 gram arası aslında yeterli. Tereyağımızı eritmeye bırakalım ve bir paket baklavalık yufkamızı tezgaha açalım. Genelde yani standart olarak 500 gramlık baklava yufka paketlerinin içerisinde 16 adet yufka çıkıyor. Benim aldığım yufka çok güzeldi, çok aşırı memnun kaldım. Normalde böyle kuru kuru olur, ne bileyim biraz böyle doğal gibi gelmez ama bu sanki yeni açılmış bir yufka gibiydi. Hatta böyle nişastaları falan üzerindeydi. Böyle nemliydi yani, böyle kuru kuru bir yufka değildi. Sanki böyle açmışlar, ben de hemen gitmiş almışım o gün gibi. O hissi vermişti. Çok beğendim yufkayı bu arada. Kazakistan'daki arkadaşlar, ben Atrav'daki City Market'ten aldım. Tavsiye ederim yani. Öncelikle hep böyle yufkamızın tamamını tezgaha yaydıktan sonra bıçak yardımı ile yapacağım tepsiyi üzerine oturtuyorum ve kenarlarını bu şekilde alıyorum. Bu şekilde bir fırın tepsiniz yoksa eğer yuvarlak borcam ile de yapabilirsiniz. Ama bir tane bir küçük boy borcam var, yuvarlak. Bir de biraz daha küçükten bir tık daha büyük bir borcam var. O en küçüğünü değil de orta boy olan borcamı kullanmanızı tavsiye ederim. Öncelikle tabanına 2 adet yufkayı koydum. Ardından tereyağım bu sırada eridi. Eridikten sonra üzerine bu şekilde tortuları birikiyor. Onları alın ki baklavanız pişerken üzerinde yanık izi olmasın. Böyle kara kara oluyor, beyaz tereyağın üzerindeki beyaz şeyleri almazsanız. Üzerini temizledikten sonra ocaktan alacağım. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü birkaç tarif vereceğim. Videodan sıkılın istemiyorum. Evet, 2 adet yufkayı koydum tepsime. Şimdi tereyağımın üzerine 1 çay bardağı da sıvı yağ döküyorum, ağır olmasın diye. Şöyle bir karıştırıp kenara alacağım. Bu arada geri kalan yufkayı hemen üstünü örtün ki kurumasın. Az bir şey tereyağlı sıvı yağlı karışım döktükten sonra o geri kalan parçaları gelişigüzel açarak yerleştiriyoruz. Açarak yerleştirmenizi tavsiye ederim. Bu katlarını her tarafa eşit miktarda dağıtmaya çalışın. Bu kırpık kısımların yarısını serdikten sonra bir miktar yağ gezdireceğiz. Şu şekilde. Ardından tekrar kırpık kısımları her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. O kadar güzel olmuştu ki, yani şimdiye kadar yaptığım en lezzetli güzel baklavaydı. Daha da elime oklavayı alıp baklava açmam herhalde. Yani ev baklavasının yeri de ayrı. Yani gerçekten çok güzel yaptığım ev baklavaları da oldu ama yani o kadar hafif güzeldi ki, yani hazır baklava almaya gerek yok. Dakikalar içerisinde yapacaksınız. Evet, en son bu kata da yağ döktükten sonra ben 200 gram ceviz çekmiştim. Hepsini kullanmadım. Yaklaşık bir 150-150 gram kadar ceviz yeterli gelecektir. Şöyle şu şekilde her tarafına gelecek şekilde cevizi de yaydım. Şimdi 14 adet yufkamız vardı. Hepsini cevizin üzerine sereceğim. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça pratik ve o kadar güzel oluyor ki, yanına vanilyalı dondurmayla servis edin. Yani burada hazır baklava da satılıyor. Ağır oluyordu, yiyemiyorduk. Hem de pahalı oluyordu. Böyle hem sizi yormayacak hem de uygun fiyata mal edebileceğiniz bir baklava olacak. Havuç dilimi şeklinde kesiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi dörde böldüm. Her bir dörde bölmüş olduğum parçayı da ikiye böldüm. Tekrar dörde böldüm, pardon. Bu şekilde havuç dilimi oluşturduk. Ben bu baklavayı aslında bize değil, yarın iftar davetim var. Onun için yapmıştım. Tabii ki biz de tadına baktık.
birer dilim. Harikaydı. Eşim de çok beğendi. Evet, dilimledikten sonra geri kalan tereyağlı sıvı yağlı karışımı üzerine gezdiriyoruz. Fırınımı 180 dereceye getirdim. Eğer borcamda yaparsanız borcamların tabanı çok geç pişiyor. Alta yakın bir şekilde koyun. Ben orta kısma koyacağım. Güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Hemen çıkarmayın, güzelce kızarsın ki şerbeti döktüğünüzde hamur olmasın. Bu arada şerbetimi ocağa koydum ve pardon, daha koyacağım. Şerbetim için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı da su koyacağım. Bir dilimde, ince bir dilimde limon koyacağım ve kaynadıktan sonra 10 dakika daha ocakta tutup ocaktan alacağım. Tatlınız güzelce pişsin. Böyle bu şekilde nar gibi kızarsın. Tatlınız fırından çıkar çıkmaz hazırlamış olduğunuz şerbeti dökün. Kesinlikle hamur olmaz. Hatta benim şerbetim biraz ılımıştı bile. Yani böyle kaynar bir şekilde dahi döksem incecik baklava yufkası olduğu için kesinlikle hamurlaşma olmaz. Çıtır çıtır. Şerbetin kıvamı ve miktarı da oldukça yerindeydi. Dilerseniz 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su şeklinde de yapabilirsiniz. Ben dibinde az bir şey bıraktım ama hepsini de döksem olurmuş. Evet, üzerini fıstık ile süsledim. Bunu ayrıyetten ben tekrar paylaşmayı düşünüyorum. Orada dondurma ile servis edip aralarının çıtırlarını vesaire göstereceğim. Bugün çekememiştim. Çok fazla geç kalmıştı. Hani iftardan sonra servis ettiğim için karanlığa kalmıştı. Bakacağım. Ayrıntılı bir şekilde tekrar paylaşacağım inşallah. Şimdi 2 adet görmüş olduğunuz gibi büyük butlarım var. Bıçak ile aralarını kestim, açtım. Şimdi güzel bir sos hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da yoğurdu kabımızı alalım. Ayrı bir kapta karıştırsanız da olur da hiç gerek yok. Aynı kap içerisinde sosumuzu hazırlayacağız. Bu sos çok güzel oluyor. Biraz karabiber, biraz kimyon ve olmazsa olmaz tavuğa en çok yakışan baharatımız kekiye ekliyorum. Tuz ekleyeceğim. O kadar güzel bir sos ki hem tavuğa ayrı bir lezzet veriyor hem de mükemmel bir şekilde kızartıyor. Tuz da ekledim. Benim zeytinyağı tereyağı karışımım vardı, onu ekledim. Sadece sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben de hazırda olduğu için tereyağı ve zeytinyağı karışımı döktüm. Biraz önce baklavamdan kalmıştı o tereyağı. O zeytinyağının üzerine döktüm. Bu şekilde yemekte değerlendirdim. Şimdi güzelce sosu tavuğun her tarafına gelecek şekilde aralarına elimle sürüyorum. Sosa doysun tavuk. Ardından 6 adet küçük boy patates, 4-5 tane de küçük soğan, 2-3 diş de sarımsak ekledim. Patatesleri ikiye böldüm. Soğanı tüm bir şekilde bıraktım. Sarımsakları da yine aynı şekilde. Hiçbir şey başka eklemiyorum. Folyeyi üzerine örtüyorum ve 220 derecede ısınmış fırına süreceğim. İlk 35 dakika bu şekilde pişecek. Ardından bu folyoyu kaldıracağım ve kızarana kadar fırında tutacağım. Şimdi mükemmel çorbamıza geçelim. 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağını tenceremize alalım ve tereyağını eritelim. O kadar güzel bir çorba oluyor ki sanki böyle közde pişmiş bir çorba havasında. 3 adet közlenmiş patlıcanı küçük küçük bıçakla doğrayalım. Ezelim hatta. Bunu daha biz blenderdan da geçireceğiz. O közde patlıcanın tadı çorbada o kadar güzeldi ki eğer közleme imkanınız yoksa fırında, ocakta da patlıcanları közleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı un ekledim erimiş tereyağıma ve güzelce unumu hafifçe kavuruyorum. Çok fazla değil. Ardından doğramış olduğum patlıcanları ekliyorum. Patlıcanlarla da biraz kavuracağım. Unun kokusu çok güzel çıktı. Patlıcan da kavrulduktan sonra suyunu ekleyeceğim. Şöyle güzelce bir karıştıralım.
Bu menüyü özel iftar davetlerinizde de kullanabilirsiniz. Yarınki misafirlerime de güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. İnşallah çekim yapabilirim. Evet. 5 su bardağı soğuk suyumuzu ekliyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Blender'dan geçiriyorum. Güzelce blender'dan geçirdikten sonra üzerindeki o kefini alıyorum. Kaynadıkça üzerinde bu köpükler oluşacaktır. Temizlemenizi tavsiye ederim. Kaynayan çorbanın o kefini aldıktan sonra bir su bardağı da süt ekleyeceğim. İnanılmaz güzel oluyor. Çorba ve süt ne alaka demeyin. Krema ve süt çorbalarda çok güzel oluyor, çok yakışıyor. Ve kesinlikle de süt olduğu için de bilinmiyor. Evet, çorbama bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Damak zevkinize göre tuz miktarını değiştirebilirsiniz. Ben üzerine sos ayrıyetten hazırlamadım. Zeytinyağlı veya tereyağlı, pul biberli bir sos hazırlayabilirsiniz. Yakışır ama ben zaten tereyağlı yapmıştım bolca. Tekrardan üzerine sos hazırlamadım ama bir misafiri hazırlamış olsaydım eğer sosunu mutlaka hazırlardım. Güzel ve şık olurdu. Daha da bir lezzetli olurdu. Bu çorbayı mutlaka deneyin. Gerçekten enfes oluyor. Hemen şimdi pilavımı yapacağım. Pilavı herkes bildiği için böyle hızlıca geçiyorum. Sıvı yağında ben şehriyeyi kavururum. Güzelce kavurduktan sonra pirinçleri dökerim. Pirinçlere döktükten sonra da tereyağını eklerim. Ve güzelce çıtır çıtır olana kadar kavururum. Tuzunu eklerim. Bir küçük su bardağı pirinç kullandım. Çok az yaptım pilavı. Bire iki kullanıyorum. Ama eğer pirinç arttıkça da su miktarı azalıyor. Herkes kendine göre yapıyor bence. Ama güzel bir pilav tarifi isterseniz ayrıntılı olarak sizlere daha sonra paylaşırım. Şimdi salatamı yapacağım. Salatam için havuç, marul, salatalık, domates ve maydanoz kullandım. Güzel de sosunu hazırladım. Bu arada tavuk ve patateslerim pişiyorlar hala. Yani bu yemeği çok hızlı bir şekilde hazırladım. Aslında oğlum durmuyordu ama eşim gelmişti. O geldikten sonra hemen yapabildim. Evet, salatam da hazır. Onu bu şekilde ayrı bir kaba alıyorum. Sosunu hazırlayacağım ve iftara dakikalar kala sosunu dökeceğim ki salatam böyle ezilmesin, sulanmasın diye. Evet, bakın tavuklu patates yemeğim harika bir şekilde kızarmış. Nar gibi çok güzel. Salatamın sosunda limon, zeytinyağı, tuz var. Köz patlıcanlı çorbam, baklavam harika ve pilavım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki yeni güzel iftar menülerinde, tariflerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.